Politik Sokak röportajlarının ilk ve bir numaralı kanalını izleyin ve abone olun. Sokağın nabzı elinizin altında olsun. İstanbul Times TV özel YouTube kanalımıza abone olun. Her gün farklı bir ilçede seçmene sorduğumuz sokak röportajlarının cevabı anında size bildirim olarak gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Ekim'de yapmış olduğu toplantıda derman belediyeciliğini başlatıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sorununa derman olabilecek mi, vatandaşa soruyoruz. CHP'ye oy vermediğim için CHP'nin politikası hakkında bir bilgim inşallah. Olur. Olur olur. Doğru bir slogan. Olur olur. Seçimlerde göreceğiz. Bilmiyorum. Bence olabileceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun? Evet. Neden? Neden? Yani çünkü eğer öyle bir kapasitede olsalardı millet inanırdı zaten ve onu seçerlerdi. Doğru karar devlet verirdi. Hayır, kesinlikle. Ben hiçbir parti desteklemiyorum şu an. Ne AK Parti ne CHP. Yok, CHP'nin öyle bir kapasitesi yok maalesef. Yani çok sağlam bir adamın gelmesi lazım. Muharrem İnce'de öyle bir kapasite var gibiydi ama olamadı. O da kaybetti. Kılıçdaroğlu'nda kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır, zannetmiyorum. Çok, çok yani asılsız bir söz. Yani tutarsız. Maalesef uygun görmüyorum. Ne? Olamaz mı? Olamaz. CHP halkın soruna derman olabilir mi? Olabilir. Nasıl? Yani eğer CHP'nin önerdiği bir takım önergeler var, kabul olursa olur. Kabul olmazsa olmaz. Eğer arkasına bir destek alırsa, sahip olduğu güçte de bence olabilir. Çünkü şu an Cumhurbaşkanlığına adadığı aday ile zaten arkasına yüklü bir topluluk topladığı için arkasına desteğini de alabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani. Sizce? Ya Ankara'ya derman lazım. Yani o CHP olur mu bilemiyorum da o profildeki adam önemli. Değil mi? Değil mi? Adamlar önemli. Doğru. Markalar değil. Hiç de olamaz. Olamaz. CHP önce kendine derman olsun. Abi siyasetten anlamam ki ben hiç ya. Vallahi onu zaman gösterir ya. Olup olmayacak. Yani bir gelecek bir başa ki ondan sonra zaman olacak. Yoksa yani 16 senedir kim derman oldu bu ülkeye? Gittik ya, gidiyoruz. Yok abi, bilmiyorum ya, cevap olamaz. Bilmiyorum aslında ya bu konuyu. Tamam, siz maalesef. CHP halkın soruna derman olabilir mi? Olabilir abi. Olabilir. CHP mi? Evet. Ya bana sorarsanız da olamaz. Her zaman öyle diyoruz zaten. Olamaz diyorsun. Olabilir. Neden olmasın ya? O zaman doğru slogan diyorsun. Ya dinlemedim ama hani olabilir. Neden olmasın yani? Daha düzgün bir şeylerle çıkarsa, daha vizyonlu bir şeylerle çıkarlarsa yaparlar. Niye olmasın? Tövbe olmaz. Olamaz değil mi? Olamaz. Mümkün değil. Neden? Çünkü ne dediği belli değil ki. Ne dediği tuttu, söylediği birbirini tutmuyor. Ondan lider olmaz. Ama şey olsa iyi olur Muharrem İnce. Bilmiyorum vallahi, buna bir şey demem. Asla olamaz. Neden? Hiçbir şey yok. Hiçbir güzel net bir şey gösterdiği şöyle başarı uğruna ya yani, ne bileyim, hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey göremiyoruz. Dövüş, kavga, laf istemiyoruz. İcraat istiyoruz. İcraat ya. Laflar uçar, yazılar kalır. İcraat istiyoruz. Hepsi bu. Sanmıyorum ya. Olamaz. Onu da sanmıyorum ya. Ya bu kriz varken hiç kimsenin derman olacağını düşünmüyorum ben ya. CHP halkın soruna derman olabilir mi sizce? Bence olamaz CHP. Bence de olamaz. Yani CHP söyleyeceğim şu anki tavrıyla, şu anki partinin genel hareketiyle bir belediye dahi yönetemezler. Onu söyleyeyim, çünkü kendi içlerinde de hala bir genel başkanlık kutuplaşması var, bir çatışması var. O yüzden bırakın ülke ekonomisini, dediğim gibi bir büyük şehri dahi yönetemeyecek pozisyondalar. Olamaz abi, öyle düşünüyoruz. Kendine derman bulamadık ki, halkın çaresine derman bulsun. Önce kendisine bulsun diyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bence CHP başkanı değiştirmesi lazım. O kadar net söylüyorum. Kılıçdaroğlu gidecek, başka biri gelecek. O zaman olur diyorsun. Aynen, olabilir. Belediye başkanları önce kendi bindikleri arabalara bir baksınlar, bir de halkın bindikleri arabalara bir baksınlar da ondan sonra neye de derman olurlar bir anlasınlar. Abi CHP bu saatten sonra altı ok birbirine baktığı için hiçbir şekilde halkın sorularına derman olabileceğini ben zannetmiyorum. Şu an tutulabilecek hiçbir parti yok. Ne yapalım? Kim oy verelim?
Abi kimseye oy vermeyelim yani, gönlümden kopan kimseye. Yok. Oy verilmez bence de.